Fransa de bakıyoruz. Altında bir tapınakçı olayı da görüyoruz. Tapınak şövalyelerinin içinde farklı olarak Türk birliklerinin de olduğu biliniyor. Masonlar tapınak şövalyeleri kadar şu an günümüzde çok büyük bir derinliği ve etkinliği yok. Turgut Özal örneği bunun en büyük kademesindeki örnek. Papa 1. Francis Malta'ya gidecek. Malta'nın bu anlamda Vatikan'la büyük bir bağı var. İstanbul'da ve diğer yerlerde gizlediği bir takım önemli sırlar da var. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Sevgili dostlar bugün sizlere Tapınak Şövalyelerini anlatacağım. Tapınak Şövalyeleri özellikle Hristiyanlık tarihinde dahil ve dünya tarihinde çok büyük yer tutan, önem taşıyan hem gizemleriyle hem ezoterizm yönüyle, hem para anlamında bankacılık yönüyle hem de askeri anlamda çok önemli yer tutan bir teşkilat. Sevgili dostlar 1118-1119 tarihleri arasında bir Fransız soylusu olan Huck de Payen tarafından 9 kişiden oluşan bir teşkilat kuruldu. Öncelikle teşkilat 9 kişiyle oluştu. Bu şövalye teşkilatı zaman zaman güçlenmeye başladı. Özellikle bakıyoruz 1129 yılına gelindiğinde teşkilat iyice güçlenmeye başladı. Bu Haçlı seferlerinden dolayı Kudüs'e giden bazı Hristiyan acıların o yollardaki tehlikelerden dolayı hem mal varlıklarına bakımından canları konusunda bir teşkilatın varlığına ihtiyaç duyuyorlardı. Ve nitekim tapınak şövalyeleri o Hristiyan acıları hem korumak hem de o mallarını en iyi şekilde güvende tutmak için bir sistem geliştirdi. Ve bu sistemde o dönemde tapınak şövalyelerine çok büyük zenginlik kattı. Hatta bakın o dönemde 1129 yılından itibaren Papa 2. Innocentius tarafından onlara özel bir ferman çıkarıldı ve Tapınak Şövalyeleri Vatikan bünyesinde tanındı. Diğer ülkelerde, özellikle Avrupa ülkelerinde vesaire büyük bir serbestlik tanındı Tapınak Şövalyelerine. Bu serbestlik sadece rahatça gezinme değil aynı zamanda vergi muafiyeti şeklinde de oldu. Ve işte o Hristiyan acıların mal varlıklarını korumak adına Hristiyan acılara Kudüs'e giderken onlara bir kağıt veriyorlar. Bakın bu kağıt sembollerle bir takım önemli işaretlerle bezenmiş kağıtlar. Ve bu kağıtları da sadece Tapınak Şövalyesi üyelerinin çözdüğü bir kağıt bunlar. Bunlar sevgili dostlar bu kağıtlar. Tapınak Şövalyesi grubundaki herhangi birine gittiğinde o Hristiyan acıların istediği paraları hemen ödüyorlardı. Onların için olan paraları hemen ödüyorlardı. Tabi burada faiz de işletiyorlar. Normalde Katolik Hristiyanlarda faiz yasak olmasına rağmen bunları tapınak şövalyeleri kira bedeli adı altında buna da bir kılıf uydurmuşlar. Kira bedeli adı altında alıyordu ve bu anlamda da büyük zenginlik kazanmışlardı. Mesela Kıbrıs adası tarikatın en güçlü zamanlarında yönetimi altındaydı ve Akdeniz ticaretini büyük anlamda tapınak şövalyeleri elinde tutuyordu. Gitgide bu tarikat yükselmeye başladı. Öyle ki sevgili dostlar Avrupa krallarından tutun da kardinallere kadar ve hatta papa'ya kadar inanılmaz derecede sevgili dostlar borç vermeye başladılar. O dönemde Avrupa kralları borç alacağı zaman hemen Tapınak Şövalyelerine başvuruyorlardı. İşte bunlardan mesela bir tanesi de tarikatın sonunu getirecek olan Fransa kralı 4. Filip'tir. Yakışıklı Filip diye de geçer genç kral. O dönemde sevgili dostlar bu kral bakın çok önemli tarikatın özellikle işte içinde bulunduğu bu zenginliği vesaireyi el koymak adına hem de tarikata olan borçlarının artmasından dolayı Papa 5. Clement'i de etkileyerek tarikata karşı bir cadı avına girişildi bu dönemde. Çünkü o kadar çok borcu artmıştı ki 4. Filip'in anca tarikata olan borcunu o kadar çok arttığından dolayı anca bunları ortadan kaldırmakla bunun son verileceğini ve Fransa'nın haçlı seferleriyle ekonomisi bozulan Fransa'nın bu tapınak şövalyelerinin mallarına el koyarak yeniden zenginleşebileceğine inandıkları için bir cadı avına girişildi. Papa 5. Clemens de buna onay verdi Fransa'nın baskılarıyla ve özellikle Avrupa'da tapınakçılara karşı bir cadı avına girişildi. Bakın o dönemde birçok tapınak üyesi yakalanarak bir takım suçlamalarla nedir bunlar? İşte eşcinsellik, kafir yani katolik dışı kafirlik, büyücülük gibi bir takım iddialarla suçlandılar ve bu suçlanmalar neticesinde sevgili dostlar inanılmaz derecede tarikat üyeleri işkencelerle yakılarak öldürüldüler. Birçoğu idam edildi, yakıldı. Hatta bakın son büyük üstad, bakın çok önemli Jacques de Molay tapınak şövalyelerinin son büyük üstadıydı Jacques de Molay. O da 19 Mart 1314'te yakalanarak beraberindeki teşkilat üyeleriyle birlikte, şövalyeleriyle birlikte yakılarak idam edilmiştir. Hem de kısık ateşte. O zaman çok enteresan sevgili dostlar. Bu Jacques de Molay son üstad yakılarak öldürüldüğünde yani öldürülürken hem 4. Filipe, Fransa Kralı Filipe hem de Papa'ya bir lanet okumuştur. Ve çok enteresan sevgili dostlar. O lanet sonucunda hem Papa hem de 4. Filip birkaç ay içinde ölmüşlerdir. İddia şu ki lanetten ziyade yer altına inen tapınakçıların bazıları bazı grupları hem Papa'ya hem de 4. Filip'e tuzak kurmuşlardı. Jacques de Molay'ın intikamını almak için. Zaten resmi olarak da Jacques de Molay'ın intikamı çok sonra alınıyor. Mesela bu Fransız İhtilali meşhur Fransız İhtilali'nde o Fransız İhtilali'nin öncüleri Paris sokaklarında gezerken intikamın alındığı Molay diye slogan atmaya başlıyorlar. Yani aslında Fransız İhtilali'nde bakıyoruz altında bir tapınakçı olayı da görüyoruz. Tapınak şövalyesi yönlendirmesi de burada görüyoruz. Bu da çok önemli. Sevgili dostlar bir de şundan bahsetmek lazım. Özellikle bu kurdukları bankacılık sisteminden işte bu tapınak şövalyelerine 1314'te özellikle cadı avı başladığında son büyük üstad 1314'te öldürüldüğünde Jacques de Molay yer inen tapınak şövalyeleri daha sonra birçok ülkeye dağılmaya başlıyorlar. İşte mesela Avrupa'nın çeşitli Almanya, vesaire buralara çok hatta İstanbul'a kadar geliyorlar. İstanbul'da gizleniyorlar Bizans topraklarında. Burada da çok önemli yani yaklaşık bir 13 gemiden bahsediyorlar buraya geldiğini. Ama en önemli grubun zenginliklerinin bir kısmını alarak Alp dağlarının eteklerindeki kasabalara yerleştikleri iddiası ki çok önemli tarihte. Ve o Alp dağlarının kasabasında ufak kasabalarda yerleşen bu tapınakçılar daha sonrasını yani bu günümüzdeki İsviçre'yi kuruyorlar. Bakın İsviçre'nin bankacılık yönünde ilerlemesinin de altında yine tapınakçıların olduğu söyleniyor ki bugün İsviçre bankacılık yönünde dünyada birinci sırada. Dolayısıyla bunun tapınakçılarla alakalı bir durum olduğu, oraya yerleşen o tapınakçıların bunu sağladığı, o zenginlikleri kurarak o bankaları, büyük bankaları İsviçre'de kurulduğunu bugün bazı tarihçiler de bizim gibi dile getiriyor. Şimdi sevgili dostlar son büyük üstattan bahsettim. Bir de tapınak şövalyeleri bakın burası çok önemli sevgili dostlar. Tapınak şövalyelerinin içinde Farklı olarak Türk birliklerinin de olduğu biliniyor. Mesela bazı Türklerden, Hristiyan Türklerden bazı gruplar Türkopol adı altında. Türkopol ne demek? Türk oğlu. Kelime anlamı bu Türk oğlu. Anlamına gelen Türkopoller de Haçlı seferlerinde ve Haçlıların içinde ve Tapınak Şövalyelerinin içinde yer buluyor. Mesela bu Tapınak Şövalyeleri içinde yer alan Türkopoller o dönemde işte o tapınakçılara karşı cadı başlarken bu Türkopollerin bir kısmı dağılıyor. Özellikle en önemli kısmı Malta'ya gidiyor ve Malta adasına yerleşip Malta Şövalyelerinin içine katılıyorlar. Ve bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bugün hala günümüzde, bugün hala günümüzde Malta Şövalyelerinin içinde Türkopoller bulunmakta. Malta Şövalyelerini biliyorsunuz. Mesela çok önemli şu an günümüzde Tapınak Şövalyelerinin bir devamı gibi de görülebilir. Malta Şövalyeleri tamamen Vatikan'a bağlı. Vatikan'a bağlı ve Vatikan yasalarına bağlı bir şekilde işleyen bir örgüttür. Mesela bakın onunla ilgili size Malta Şövalyelerinin önemli bir haçını göstereyim. Bu Malta Şövalye açılır sevgili dostlar. Malta Şövalye haçı sevgili dostlar bu. Bakın haçı incelediğinizde normalde bakıyorsunuz dört köşe gibi ama 8 tane bakın uç var. 8 tane uç var. Bu 8 tane uç 8 tane Avrupa devletini sembolize eder. 8 tane Avrupa devletini sembolize eder bu 8 tane uç. Bu anlamda çok önemli. Bu Malta Şövalyeleri içinde kurulan ve devam eden bir tarikat da var. Konstantin tarikatı. Bakın bu da çok önemli. Yine bunların hepsi böyle Tapınak Şövalyeleri silsilesi içinde geliyor. Mesela masonlardan bahsederler. Masonlar Tapınak Şövalyeleri kadar şu an günümüzde çok büyük bir derinliği ve etkinliği yok. Tapınak Şövalyelerinin hem sembolizm yönünde, ezoterizm yönünde hem de zenginlik yönünde çok büyük etkinlikleri vardı. Dolayısıyla bu anlamda masonları Tapınak şövalyelerini yerine koyamayız ya. Yani, o biraz daha artık masonlar günümüzde. E bugün ne istiyorsanız mesela gidin beyoğlu kabul edilmiş şur ve masonlar büyük locası sitesine girin. Orada zaten masonların çoğunu görebilirsiniz. İlan ediyorlar. Ama Tapınak Şövalyeleri büyük bir gizem şeklinde hala o derinlerde güçlerini devam ettiriyorlar. Malta Şövalyeleri onların bir kolu gibi veya Konstantin tarikatı onların bir kolu gibi ki Konstantin tarikatı günümüzde çok etkin. Bakın mesela İtalya eski cumhurbaşkanı Francesco Cossiga gibi çok çok önemli üyeleri var. Komutanlar, önemli paşalar, bir takım işte Hristiyan dünyasında özellikle iş adamları, siyasetçiler bunların birçoğu aslında burada şimdi isim isim Francesco Cossiga gibi birçok isim var. Hepsini buradan şimdi saymayalım. Bunlar Konstantin tarikatı içinde hala varlığını devam ettiriyor. Mesela Malta şövalyelerinin de bazı verdiği fahri üyelikler var. Mesela Turgut Özal'a da Malta Şövalyeleri tarafından Fahri ünvanlar verilmişti. İşte Fahri Malta Şövalyesi ünvanı verilmişti. Bunlar var tarihte mesela çok önemli. Türklerin Türklere yönelik önemli isimlere verdikleri bir takım ünvanlar da var. Bunlar günümüzde hala var devam ediyor. Yani Turgut Özal örneği bunun en büyük kademesindeki örnek bu anlamda çok çok önemli sevgili dostlar. Şimdi tapınak şövalyelerini bitirmeden önce Malta şövalyelerine girdiğim için söyleyeyim. Bakın 2-3 Nisan'da Papa 1. Francis Malta'ya gidecek. Malta'ya apostolik bir ziyaret yapacak. 2-3 Nisan gibi yani. Şimdi bu yeni yani. 2-3 Nisan'da Malta'ya apostolik bir ziyarette bulunacak. Orada bir takım dua ayinlerine, merasimlerine katılacak. Bakın bu çok önemli. Malta'nın bu anlamda Vatikan'la büyük bir bağı var. Dedim ya Malta şövalyeleri. Aslında Papa 1. Francis oraya başka bir şeyi etkinleştirmek için gidiyor sevgili dostlar. İbrahim'i dinlerin daha fazla olması açısından Malta şövalyelerinden de destek alacak. Yeniden Malta şövalyelerini hortlatmaya başladı Papa 1. Francis. Daha göreve ilk gelir gelmez bu papa. İnternette bununla alakalı bir sürü yazım var. İlk göreve gelir gelmez ben o zaman söylemiştim, yazmıştım. Bu papa proje papadır diye. Bu Cizvit papası bir proje papa. Sıradan bir papa değil. Yani ondan önceki 16. Benediktus bir anda görevi bıraktı ve bu Papa'ya yol açıldı. O anlamda çok önemli. Malta ziyaretini de yakından takip edeceğim sevgili dostlar. Her ne kadar Türk basını vermese de Malta ziyareti çok çok önemli bir apostolik ziyaret. Bu anlamda çok önemli. Tapınakçıların mührü var sevgili dostlar. Bakın bu da mesela Tapınakçıların mührüdür. Tapınakçılar kendi arasında kullandığı para ve madalyonlarda bu mühürleri kullanır. İşte at iki tane kişi ardarda arda binmiş at üstünde. Aynı şekilde yine bu haç Tapınakçı haçı. Çok çok önemlidir sevgili dostlar. Bu anlamda kısaca bunları ben bir şekilde sizlere özet geçmeye çalıştım. Ha bu arada kısa bitirmeden önce onu da ekleyeyim. Bu ezoterik yönü güçlü olan tapınak şövalyelerinin sadece para, Hristiyan acıları korumak, bir takım işte 20 bin kişilik neredeyse en güçlü olduğu zamanlarda kuvvet kurmuşlardır. Savaşlarda kuvvetleri kullanması sadece bu özellikleri değil, ezoterizm ve sembolizm özellikleri de olan bir tarikat bu. Aynı zamanda bir takım kutsal önemli gördükleri efendim kutsal emanetleri de ele geçirmeye çalışıyorlar. Nedir bunlar? Mesela vaftizci Yahya'nın kafatası. Çok önemli Hristiyanlık. Aynı şekilde efendim kutsal kase. Hazreti İsa'nın çarmağa gerildiği o çarmağın parçaları. O dönemki el yazması bazı inciller. Bunların da hepsi o hem Hazreti İsa'dan kalma hem de azizlerden kalma olan kutsal emanetlerin de peşindeydiler. Bu anlamda çok çok büyük sırra da vakıflar. Şimdi tapınakçıların İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da ve diğer yerlerde gizlediği bir takım önemli sırlar da var. Kutsal emanetler de var. Belki bir videomuzda İstanbul'daki bu özellikle sur içinde kalan önemli bölgelerde tapınak şövalyelerinin daha o zamanlar İstanbul'da gizledikleri Tabi çünkü gizlenmişti, yer altına girmişlerdi. Ortodokslar tarafından çok bilinmiyordu. Zaten Ortodoks Hristiyanlar onlara kafir diyordu o dönemde o tapınakçılara. Tapınakçılar sevilmiyordu. Cadı avına çıkıldı vesaire. Anlatmıştım demin. Dolayısıyla kendilerini gizleyerek burada kendi sırlarını da gömdükleri, sakladıkları yerler var. Burayı da söyleriz. Çemberli taş bunlardan biri. Onu da daha sonraki videolarımızda ayrıntılı açıklarım sevgili dostlar. Sevgili dostlar ben kısaca tapınakçılardan, tapınakçıların özellikle bu faaliyetlerinden bahsetmek istedim. Malta Şövalyelerine dikkat çektim. Günümüzdeki real bir olayı sizlere aktarmak istedim. Papa'nın ziyareti ve Konstantin tarikatından bahsettim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.